Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi şu an. Bir parça mahrem bir sırdır fakat senden sır saklanmaz şöyle ki. Senden sır saklanmaz dediği kimdi abi? Onu da belirtelim. Senden sır saklanmaz dediği Hüsrev abinin. Yok. Hulusi abi. Refet abi. Hulusi abi. Ona diyor. Bunu şunun için soruyorum. Sır saklanacak adam var, saklanmayacak adam var yani. Üstad acaba kimden sır saklanmaz demiş. Yani saklamayasın bize de söylüyor da. Çok ilginç demek ki. Yani onu da öğretiyor kime denilmesi gerektiğini. Evet, yani sır kime denilmesi gerektiğini. Hulusi abi İhlas'ta karama ya. Ehli hakikatın bir kısmı nasıl ki ismi Vedud'a mazhardırlar. Ve azami bir mertebede o ismin cilveleriyle mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar. Ehli hakikatın bir kısmı nasıl ki ismi Vedud'a mazhardırlar ve azami bir mertebede o ismin cilveleriyle mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar. Burada bir ölçü verdi. Şimdi o ölçüyü şöyle şey yapıyor. Öyle de bu ölçü gibi şu hiç ender hiç olan kardeşinize yalnız hizmeti Kur'an'a istihdamı hengamında ve o hazine bir nihayenin dellalı olduğu bir vakitte ismi Rahim ve ismi Hakim masaretine medar bir vaziyet verilmiş. Bütün sözler o masaretin cilveleridir. Bütün sözler. O zaman bütün sözler oraya çıkıyor. Bütün sözler o zaman pencere oluyor. Evet. Vacib vücuda bakmak. Yani üç tane isim değil mi? Evet, ismi Hakim. İsmi Hakim, Vedud. İsmi Rahim ve ismi Vedud. İsmi Vedud'a mazhar olan bir kısım, ehli hakikatın bir kısmı, ismi Vedud isminin cilveleriyle mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakmışlar. Tek Vedud'la. Evet, tek Vedud'la. İsmi Rahim ve ismi Hakim'in mazharetine medar bir vaziyet verilmiş diyor. Bütün sözler o mazharetin cilveleridir. Aynı yöntem. Yani biz de sözler pencerelerinden vacibül vücuda baktırıyor yani külliyat. Şimdi bu ismi Rahim, ismi Hakim ve ismi Vedud'un bilgisayarında kaydıysa istersen hiç kitabı şey yapma. Aramaya zaman geçirme orada ekranda. Oraya da geçeceğim abi hemen. Evet. Şuradan hemen o şeyi o kimsala okuduğumuz o mevzuyu. Halika Hakim ve Rahim ve Vedud. Çok önemli. Sayfa abim. Sayfa 296, 24. mektup. Halika Hakim ve Rahim ve Vedud, muktezai rahmet ve hikmet ve vedudiyet olarak kainat fabrikasına hareket veriyor. Yani bu mevcudatın pencereleriyle bunu nasıl battırıyor? Bu üç isim nasıl şey yapıyor, kullanılıyor? Bir daha okuyayım. Halika Hakim ve Rahim ve Vedud. Aynı isim kullandı o zaman. Aynı, üç isim, evet. Hani o 19. sayfadaki kullandığı evet, isimler... Burada Hakim diyor da, Rahim, Rahman diyor, bir şey yok değil mi? Yok. Aynıları abi, aynıları, üçü de aynı. Hakim, Rahim ve Vedud abi. Yani burada ilginç şu, 19. sayfada Vedud, Hakim, Rahim'le vacib-ül vücuda bakılıyor. Evet. Şimdi bu isimle bakılıyor. Şimdi bu buraya bakılması için bir yöntem gösterecek Göster, şimdi. Evet. Aynı isim ama. Bunu kaçırırsan bu oraya anlaşılmaz. Evet. Ve Rahim ve Vedud, muktezai rahmet ve hikmet ve vedudiyet olarak. Hakim, hikmet, Rahim, rahmet ve Vedud, vedudiyet olarak kainat fabrikasına hareket veriyor. Kainat fabrikasına hareket veriyor. Bu üç isim muktezaları gereği kainat fabrikasına hareket veriyor. Allah Allah. Bunlar fabrikanın elektriği ya. Evet. Ondan sonra başka esmalar o fabrikadan çıkıyor. Bu şeyi fabrikanın dinamosu gibi bu şey yapıyor, çalıştırıyor fabrikayı yani. Motor bu. İsmi Hakim, Rahim ve Vedud abi. Ve ne yapıyor? Her bir vücudu fani. Her bir vücudu fani. Çok baki vücutlara çekirdek yapar. Gene bu üç isim muktezaları gereği. Fabrikayı, kainat fabrikasının çalıştırmasıyla yaptığı bir şey bu. Netice herhalde değil mi Hasan abi? Evet.
her bir vücudu faniyi çok baki vücutlara çekirdek yapar. Çekirdek, evet. Herkes. Makasdı Rabbaniyesine medar eder. Şunatı Subhaniyesine mazhar kılar. Üç. Üç tane oldu. Kalemi kaderine mürekkep ittihaz eder. Dört. Allah Allah. Ve kudretin, kalem evet, o şeydeki ikinci Leman'ın Leman hatimesinde binler kalemi tazamun eden mütarik bir kalem olur diyor ya. Bu kalemi kaderine mürekkep ittihaz eder derken, kalemi kaderin mürekkebi hükmünde şey, insan. İnsan. Evet. İnsan ve o esmaya mazhar olan her şey. Evet, mazhar olan her şey tabii. Ama çok ilginç bak, kalemi kadere mürekkep. Mürekkep ittihaz eder. İnsan. Evet. Kader kalemine. Kader kalemine. Allah tutuyor kalemi. Tabiri caizse. Ve yazıyor. Evet. Yazılan kainat, mürekkep, insan, kalem, kader, tutan Allah. Sen için şey diyor musun? Nakşazam diyor ya insan. İnsan ne? Nakşazam. Yani çok ilginç. Hani kalem kader olması. Evet. Kalemi kaderine mürekkep ihtiyacı. Ondan da zaten karıştırılıyor. Yazıya yazıyı görüyor, kalem yazdığını görüyor ama kalemi tutanı görmediği için sayfa, bu yazıyı kalem yazdı. Tamam, doğru da tutanı görmüyor kalemi. Bir de mürekkebinin kendisinin olduğunu farkında değil insan. Değil, evet. İnsan mürekkepmiş yazının. Allah'ım, antika. O hatimeyle bu buranın bağlanması daha şey oluyor, hoş oluyor aslında. Şimdi vakitler, orayı sonra yaparız inşallah. Dört oldu. Beşincisi, ve kudretin dokumasına bir mekik yapar. Kudretin dokumasına bir Allah mekik Allah yapar. Görüyor musun bak? Sırlarda diyor da. Atkı ipi gibi diyor. Atkı çözgü ipleri gibi. Ha. Şöyle. Mekik. Evet, mekik yapıyor. Bu neye? Mekik yani. Evet. O kumaşa dokuyor. Mekik. Kudret dokuması. Kudretin dokumasına bir mekik yapar. Kim? Kim? Yapılan kim? İnsan. İnsan. Evet. İnsan mekik burada. Evet. Ve daha yani bilmediğimiz insan pek çok gayat-ı galiye ve makasıd-ı aliye için. Bu da şeye benzetiyorum ben burayı. Haşr bahsinde vardı ya, başka büyük ulvi gayeler içindir. Şu şeydeki nasıl tez? Toplama içtimalar diyor. Yani başka daha ulvi gayeler için. Daha başka ulvi gayeler içindir diyor. Pek çok gayat-ı galiye ve makasıd-ı aliye için kendi faaliyeti kudretiyle kainatı faaliyete getirir. Zerratı cevelana, mevcudatı seyrana, hayvanatı seyelana, seyyaratı deverana getirir. Kainatı konuşturur. Buraya girebilirsin. Hayatını ona sessiz söylettirir ve ona yazdırır. İnsana. Evet. Kainatı faaliyete getiriyor. Kendi faaliyeti kudretiyle bu işi yapıyor. Zerratı cevelana, mevcudatı seyrana, hayvanatı seyelana, seyyaratı deverana getirir. Kainatı konuşturur. Ayatını ona sessiz söylettirir ve ona yazdırır. Şimdi asıl gelmek istediğimiz nokta, ve mahlukatı arziyeyi rububiyeti noktasında. Mahlukat-ı arziyeyi rububiyeti noktasında havayı emir ve iradesine bir nevi arş. Hava emir ve iradesine bir nevi arş. Ve nur unsurunu ilim ve hikmetine diğer bir arş. Ve suyu ihsan ve rahmetine başka bir arş. Hava emir ve iradesine, nur unsuru ilim ve hikmetine, su, ihsan ve rahmetine başka bir arş ve toprağı hıfz ve ihyasına bir çeşit arş yapmış. Şimdi dört tane arş saydı. Sonra diyor ki, o arşlardan üçünü, bu dört arşın üçünü mahlukat-ı arziye üstünde gezdiriyor. Mahlukat-ı arziye zaten şeye bakıyor, toprak unsuruna bakıyor. Arz, toprak unsuru, mahlukat-ı arziye. Bu, o arşlardan üçünü dediği hava unsurunu, nur unsurunu ve su unsurunu bu unsurlar üzerinde gezdiriyor. O toprak unsuru sabit değil mi? Sabit olur. Zemin üzerinde onları gezdiriyor.
zemin, o zemin toprağı var. Sabit yaparak onun üzerinde bu üçünü gezdiriyor. Evet. Çünkü zaten üçü üzerinde gezmesi lazım. Evet. Su toprağın üzerine geziyor. Evet. Hava da toprağın üzerine geziyor. Nur da toprağın Nur. Üzerine geziyor. Üzerinde icraat yapıyor. E şimdi toprağı da gezdirsen nereye gezdireceksin? Evet. Bir sabit lazım birilerinin gezmesi için. Bir sabit olması evet. gerekiyor. Yani bu üç unsur şey yapıyor, geziyor. Hava, su ve nur. Lemalar 128'de 10. notanın 10. notada da senin üstünden geçen diye bahsettiği, yani orada toprak mahiyetinde, toprak vaziyetinde diyeyim, insan üstünden geçen su, hava ve nur arşları. Hı. Üstünde geziyor. Yani topraktan zaten yapıldığı için dedi beşeriyeti. O sabittir. Onun üzerinde ne geçer? Su ve hava ve nur geçer. Şimdi toprağı da geçirirsen neyin üzerine geçireceksin ki? Bir sabitiyet yok. Evet. Yani bir zemin olacak ki üzerinde onu geçirirsin. Toprak işte aynı fark, naks, kusurunu bilmen nispetinde evet. üzerinden geçen bütün marifet nurları sen de zemin buluyor. Zemin buluyor. Kişinin hissettiği nispette. Ondan sonra toprakta karşılık bulup toprakta kendisini inşa ediyor. Evet. Mesela toprak gurur kibir yaparsa kaya maya gibi, beton gibi kimseye hak vermiyor, kazıyamıyorsun vesaire. Gurur kibir yaparsan ama toprak mutevazı olup içini açılırsan böyle parmak sokarsan bile açılıyor. Ondan sonra bunun kibir yapmıyor, bastın aldı sana gıdayı veriyor vesaire. Bunun içerisine attığın bir şeyi, mesela su düştü, ne oluyor? Su ağaç oluyor. Hava ve keza gıdaya vesile oluyor. Nur vücud haliciyi çıkarıyor. Yani suyu, havayı ve nuru toprakta ifade ediliyor. Toprak bunu kabul etmese, reddetse hiçbir şey ifade edilmez. Evet. Şimdi bu malzemenin yanına bir malzeme olarak gene sözler 576'da, 575'in sonunda ve 576'da bir üçüncü müşkül var abi. 31. sözde. Hı. Diyor ki, sabık beyanatınızda diyorsunuz ki, alemi ulviye çıkmak, şu alemi arziyedeki şeydeki gibi, mahlukat arziyedeki gibi, şu alemi arziyedeki asarların makinelerini, tezgahlarını ve netaicinin mahzenlerini görmek için uruc etmiştir. Ne demektir? Sual bu. Alemi ulviye çıkmak, şu alemi arziyedeki asarların makinelerini, tezgahlarını ve netaicinin mahzenlerini görmek için uruc etmiştir. Ne demektir? Diye soruyor. Bunun cevabında diyor ki 580'de alemi süflinin manevi tezgahları ve külli kanunları avalimi ulviyededir. Alemi süflinin manevi tezgahları ve külli kanunları avalimi ulviyededir. Ve mahşeri masnuat olan küre-i arzın hadsiz mahlukatının netaici amalleri ve cin ve insin semerat-ı efalleri yine avalimi ulviyede temessül eder. Hatta hasenat cennetin meyveleri suretine, seyyiat ise cehennemin zakkumları şekline girdikleri pek çok emarat ve pek çok rivayetin şehadetiyle ve hikmet-i kainatın ve ismi hakimin iktizasıyla beraber Kur'an-ı Hakim'in işaratı gösteriyor, diyor. Temessülü tarif etmiş oldu. Temessül eden ne demek? İşte böyle olur. Bir de oku o zaman bunu deyince. Okuyayım. Temessül ne deyince o zaman? Temessül eder dedi. Ne demek yani? Bu demek işte. Yani bir parçası denilebilir abi. Tekrar okuyayım bakın. Hı. Alem-i süflinin manevi tezgahları ve külli kanunları avalimi ulviyededir. Ve mahşeri masnuat olan küre-i arzın hadsiz mahlukatının netaycı amelleri. Hadsiz mahlukatın netaycı amelleri ve cin ve insin semerat-ı efalleri. Yine avalimi ulviyede temessül eder. Hepsi mi?
Hepsi oluyor abi. Hepsi oluyor. Seyyiat da burada temessül ediyor abi. Evet abi, öyle anlaşılıyor. Evet. Nasıl Abu Alim Ulviye'de seyyiat temessül edebilir ki? Ulvi alemlerde. Ulvi ya da böyle şey değil yani. Böyle ille yüksek panasın değil. Burası çekirdek, orada ağaç oluyor. Yani zakkumu cehennem ya. Tamam şimdi oldu. Cehennem de buradan değil mi? Şey, tabii, bir şeyler değil mi? Tamam, şimdi biraz daha açılacak abi, doğru, inşallah. Şimdi oldu abi. Şimdi Mektubat 295'te diyor mesela, mütemadiyen alem-i şehadetten alem-i gayba gönderiyor diyor. Mektubat 295'te. Gene Sözler 576'daki bu şey meselesi, mahzen meselesi. Diyor ki şu mahlukat izni ilahi ile zaman nehrinde mütemadiyen akıyor. Bu hani demin mektubatta okuduğumuz o 296'daki kainatın sürekli faaliyette olması meselesiyle bağdaştırıyorum. Şu mahlukat izni ilahiyle zaman nehrinde mütemadiyen akıyor. Sürekli bir hareket var, sürekli bir ihtizaz var. Alemi gaybtan gönderiliyor. Alemi şehadette vücudu zahiri giydiriliyor. Faaliyetten bahsediyor yani, faaliyeti açıyor. O kudret faaliyetinin şeyini gösteriyor, haritasını sunuyor. Alemi gaybtan gönderiliyor mütemadiyen. Alem-i şehadette vücudu zahiri giydiriliyor, sonra alem-i gayba muntazaman yağıyor, iniyor. Şeyde toplanıyor, bir mahzende toplanıyor. Mahsulatlar. Yani. Mahsulatlar. Yani o yüzden hem alem-i ulvide hem seyyat var, hem sevaplar var abi. Doğru abi. Ambarımız vardı. Buğdayın böyle çeşitleri vardı. Her çeşit buğdayı aynı ambara konmuyor. Evet. Dört çeşit ambar vardı. Birisine arpa, birisine buğday, birisine de değişik çeşit şey konu. Demek ki orada bir ambar var. Her tür sınıfına göre. Sen buradan gönderiyorsun yani. Mahsuller hasat edildikten sonra oraya konuluyor. Evet abi. Yani bu bir şey, noktayı nazar. Evet. Gene Mektubat 239'da diyor ki ve emri Rabbani ile mütemadiyen istikbalden gelip, mevcudat için söylüyor bunu. Ve emr-i Rabbani'de mütemadiyen istikbalden gelip, yani bizim bir yere gittiğimiz yok sizin dediğiniz gibi. Emr-i Rabbani ile mütemadiyen istikbalden gelip hale uğrayarak teneffüs eder, maziye dökülür diyor. Zaten her an gidiyoruz. Bak şimdi, biz sabitiz burada. Alem-i gaybden geldi mana. Bu vücutta ifade edildi, kayboldu. Geldi, kayboldu. Kabul öğret var sadece. He? Evet. Kabul öğret var sadece. O kadar. Şimdi gelme kesildi. Giden gitti zaten. Hiçbir tanesi yoktu ki. Bununla da ölüm işte. Evet. Yani ölüm o, garip değil ki o kadar. Böyle zor ve acayip garip değil yani. Bak geliyor, libas giyiyor. Yani bende gözüküyor. Hı-hı. Kayboluyor. Ben bir yere gittim yok. Aynı, dünya aynı. Lamba yanıyor, sönüyor. Yanıyor gündüz, sönüyor gece. Aynı bol vadini tekrar yakıyor gündüz 25, ertesi gün 26. Değişen ne? Aynı, hiçbir şey, bir yer değiştiği yok. Yani aldandığımız o. Lamba yakıyor bol vadini gündüz, söndürüyor. Gece tekrar yakıyor, gündüz tekrar söndürüyor, gece. Ne değişti yani? İnsan burada çıldırır ya, bu aynı şey. Ha bak şimdi, alemi istikbalden patlayı geldi mana. Libası giydik. Kaybı, ölüm anlatacağım. An oluyor. Tak, tak, geldi, giydim, gitti. Geldi, giydim, tırıt, 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 kesti. Neredeyim? Zaten hep gitmiştim. Ben yoktum ki bir tane burada, neredeyim? Buradan geliş kesildiği zaman mı? Bitti, zaten o şeydim orada. Yani son gelen... Daha gelmiyor. Gittiydi zaten. Şimdi şöyle diyeyim. Yukarıdan aşağı su geliyor. Hark mı diyoruz? Arka geliyor. Şimdi su geldi. Gene nereye gidiyor? Gidiyor değil mi? Yukarı kesti adam. Daha önce gidenler nerede? Gitti. Gitti işte. Suyu kesti bu işte ya. Öyle bu ya. Suyu kesti yani, başka bir şey yok. Sonra o kestiği, suyu kestiği aleti kaldırdığı zaman bu sefer mevt oluyor. Sümürleniyor. Evet. Nevşin ema buluyor yani. Yani bu şey var, suların gelmemesi için bir tane şey diyorlar.
Yok, Jack Vakf, Jack Vakf mı bir şey diyorlar. Jack Vakf. Jack Vakf. Yani suyu depoya gönderiyorsun geri gelmesin diye. İşte bu gidenler de geri gelmesin kontrol diye. Kontrolsü baba yani. Kontrolsü geri dönüş. Çek var evet. Yanında kabil. Geri gelmesin adam. Ne olur ne olmaz. Ferdelikleri kabili yaptı. Üstünü kapatın. Ne kapatıyoruz. Geri gelmesin bakarsın gelin. Hortlar mortlar adam. Devraj menolunda bir yer. Çek var koyuyorsun. Çek var. Tahtalar mı? Naylonlar mı? Sen sarıyorsun. Ve sarıyorsun. Bir de bağlanıyor. Orada tahta koyuyorsun, kapatıyorsun bilmem ne. Bir şey lemalar alabilir miyim abi? Yani delikanlı gençler biraz zor ders ama siz esas akşam o konferanstaki ders şu o kolay olacak. Şu ufaklarda var abi yerde paraleller var ya yani, şurada bizim kullandıklarımız. Ya tabii bir sabah kullandıklarımız da var abi. Ha orada onun en altı olabilir. Ha, o bir olabilir. Anlar evet. Değil mi? Biraz ilmi. Sizin hocalarınızla kendi aralarında odalarında konuştukları ilmi, kendi ilimleri biz nasıl talebeler anlamıyoruz. Bunlar da böyle biraz deli deli, deli bari şeyler konuşuyorlar, tamam mı? Tam akıllı değiller bunlar. Şimdi bu demin bahsettiğiniz şey mevzusunu şeyle bağdaştırabilir miyiz abi? Bu sabah okuduğumuz Adem meselesiyle bağdaştırabilir miyiz? Ya o çok harika ya. O işte o Adem'i sokmayınca yemeğin tadı tuzu olmuyor. Evet, bu biraz tuz hükmünde ama bir sokalım isterseniz. Sok abi, sok. Lemalar 58 abi. Evet. Malumdur ki insan kendi saadetiyle mütelezziz olduğu gibi alakadar olduğu zatların saadetleriyle dahi mütelezziz oluyor. Ve kendini beladan kurtaranı sevdiği gibi sevdiklerini de kurtaranı öyle sever. Bu çok fazlaca noktayı nazar var bu mevzuya bakılacak ama şimdi bizim mevzuyla alakalandırabilecek miyiz bakalım. İşte bu haleti ruhiyeye binaen insan eğer her insana ait envai ihsanat-ı ilahiyeden yalnız bunu düşünse ki. Şimdi ihsanat-ı ilahinin evlerinden bir tanesini düşündürecek. Burası 10. nükte abi. He? 10. nükte cemal kemal ihsan anlatıyor. Ha, 10. nükte değil mi? 10. nükte evet. Cemal sadece kemal ihsanın... Ne hangisi? Cemal mı? Cemal ihsan şu an sadece ihsan anlatıyor. İhsan kısmı sadece. İhsan kısmı. Sadece ihsan kısmı. Onu bir bölümde söyle okuyor. Benim halikim beni zulümat-ı ebedi olan Adem'den kurtarıp bu dünyada bir güzel dünyayı bana verdiği gibi ecelim geldiği zaman beni idam-ı ebedi olan Adem'den ve Mahv'dan yine kurtarıp baki bir alemde ebedi ve çok şaşalı bir alemi bana ihsan ve o alemin umum envai lezaiz ve mehasininden istifade edecek ve cevelan edip tenezzüh edecek zahiri ve batını hassaları, duyguları bana inam ettiği gibi diyor. Şimdi burada İki tane Adem'den bahsetti Hasan abi. Bir tanesi zulümat-ı ebediye olan Adem'den kurtarıp... Bak bu çok önemli ya. İki tane Adem işte bu gözükmüyor ha. Ben de görmemiştim. Yani Adem mutlak zaten yok. Adem-i sırf var. Bir de Adem var. Bir de Adem ikiye ayrılıyor burada. Evet. Şimdi onu şey yapacak. Adem daha fennin hayaline bile gelmediği bir mevzu. Daha fende böyle bir şey yok. Bu birinci söylediği zulümat-ı ebediye olan Adem abi vücut bulmadan önceki kudretin taluk etmediği Adem. Bizim mazi. İlmi vücut. Evet. İlmi vücudumuz. Ha, ilmi vücut. Hani biz yokken Adem'deyken evet. Biz oradan kurtardı vücut sahasına indirdi. Yaratılmayabilirdik ya. Evet. İkincisi de ecelim geldiği zaman şimdi arada bir berzah var. İki Adem arasında bir berzah var. Allah. O bu şeyimiz, hayatımız. Dünya, vücuda şahit. Çıktıktan sonraki hayatımız berzah gibi oluyor iki Adem arasında. Şu bu dünya hayatı mı? Bu dünya hayatı evet. Bak abi. İşte ilmi vücuttan çıktık ben şey yapayım diye söylüyorum. Evet. Vücut sahasına çıktık. Çıktık. Çıkmadan önceki Adem'den bizi kurtardı. Kurtardı. Bu birinci Adem. İhsanı bu birinci Adem. İhsan. Evet. Bunun adı da zulümat-ı ebediye olan Adem. Zulümat-ı ebediye. He, zulümat-ı ebediye olan Adem bu. Adem. Bir de ikinci bir Adem var. O da idam-ı ebedi olan Adem. O da vücut mertebesinden yani vücut mertebesinden demeyeyim de ölümle. Yaşadık dünyada. Yaşadık dünyada yaşadık. Nihayetlendi, ecel geldi. Vefat ettik. Vefat ettik.
buradan gönderdiklerin, buradan gönderdiklerin, hani tezgahta işlendi ya, öbür tarafta temessül ediyor ya, mahzene gidiyor ya öbür tarafta. Buradan gönderdiklerin komple Adem alemleri hesabına çalıştıysa, ölüm senin için idam ebedi oluyor. Öyle bir Adem var bir de. Ya vücut mertebesi netice vereceksin bu şeyden sonra, yani Adem, vücut, ebedi vücut, ya da Adem, vücut, Adem. Bu ikinci Adem'in adı da idam-ı ebedi. Bir de buradan kurtarmış bizi. Allah Allah. Yani vücuda gelmeden önceki varlıksız varlığımız. Mekan, Adem. Oradan kurtardı, vücut sahasına indirdi. Yaşadık, vefat ettik. Gene Adem'e giderken seni tuttu, çıkarttı. Evet, gene kurtarıyor. Ve o zaman dünyaya gelmeden önceki Adem, vefat ettikten sonraki Adem arasındaki hayat. Evet. Yani bir nevi bakarsak iki Adem arasındaki berzattayız şu anda yani. Allah Allah. Ama o ikinci Adem'den kurtaracak. Birincisi inşallah. İdam-ı ebedi. İdam-ı ebedi. Vefat ettikten sonra bizi kurtaracak şey. Sonuncusu Adem'in şey. Neydi o? Zulümat-ı ebediye birincisi abi. Ha, zulümat-ı ebediye. Zulümat-ı ebediye karanlıklarından bizi çıkartıyor, vücut yoktan veriyor. Vücut veriyor. İkincisi idam-ı ebediden kurtarıyor bizi. He. Gene vücutta kalmamızı sağlıyor yani. Birincisi zulümat ebedi. Zulümat ebedi. Ötekisi idam ebedi. İdam ebedi. Evet, zulümat abi. Ve idam. Evet abi. İki varlık arasında. O zaman hakikaten ölüm çözülüyor ya. Yani fazla böyle ciddi bir şey değilmiş yani. Evet. Bu 10. notanın Filistesinde şey diyor. Ahirete hafi işaret cihetinden bahsediyor şeyin. Allah Allah. Dolayısıyla bütün şeyler bu mecburen şeye götürüyor, ölüme götürüyor yani, ahirete götürüyor. 10. notanın delilleri de yani. Ona işaret eden birçok yer var da oraya girmeyelim şimdi. Saatimiz geldi. Saat 6.30, yatsı okunmak üzere abi. Veya okundu. 5-10 dakikada şey yapalım. Bir 10 dakikada müsaade ederseniz hemen bitirmeye çalışayım. Bir noktayı nazar daha gene mektubat 295'ten diyor ki, vücudu haricisini temsil eden, hani vücudu harici kazandık ya, Adem'den geldik, vücudu harici kazandık, onu temsil eden mufassal bir vücut dahi bırakıp öyle giderler diyor mektubat 295'te, demin okuduğumuz yerde. Şimdi burayla alakalı hususi bir tefekkürüm var, müsaade ederseniz orayı okuyacağım. Buradaki faaliyet, ötelerde temessül ediyorlar ya, işte marifetullah bürhanlarının ötelerdeki temessülü, marifetullah bürhanlarının ötelerdeki temessülü su, hava ve nur şeklinde. Orada mı? Evet, bu batın cihetiyle bakarsak abi. Hı hı. Ne kadar şahit oldun bu marifetullah bürhanlarına burada, bu iki Adem arasında ne kadar şahit oldun, gördün, okudun, tefekkür ettin. Ahirette de ihtiyacını burada ektiklerine biçeceksine işaret ediyor bu. Buradaki hayatımızdaki marifetullah bürhanlarını anlama şeyimiz. Kat sayımız diyeyim artık tabiri caizse. Suya ne dedin buraya? Okumak mı? Yok. Yok. Bu herhangi bir tasnif için söylemedim. Yani tamam. Bunlara şahit olmak, genel söylüyorum. Hepsine birden söylüyorum. Şahit olmak, okumak, tefekkür etmek misali. Buradaki marifetullah bürhanların orada suyun, havan ve nurundur. Buradaki marifetullah bürhanlarına şeyin, idrakin mertebesinde orada su, hava ve nurun temessül ediyor. Çok acayip. Yani su unsuruna bakan firavunluğunu ne kadar musalaştırdın? Çok güzel. Su unsuruna bakan firavunluğunu ne kadar musalaştırdın? Orada o kadar su. Yani çok musalaştırmak, güzel. Vücut alemleri hesabına çalıştırmak, su unsurunu firavunlaştırmak, Adem alemleri hesabına çalıştırmak. Bunun gibi hava unsuru, ateş unsuru aslında şeyleri var. Lemalar 83'te bahsediyor bu unsurların şeylerini, karşılıklarını. Oraya girmeyelim. Hava unsuru, ateş unsuru vesaire, nuru hayatla ne kadar latifleştirdin? Su unsuru. Evet, su unsurunu. Firavun'un ilk cephesini vuruyor. Evet. Alemi latif hesabına şu alemi kesifi nuru hayat ile
Sözler 530'dan okuyorum. Şu alemi kesifi nuru hayat ile eritiyor, yandırıyor, ışıklandırıyor, hakikatini kuvvetleştiriyor. Mektubat 333'te ise iman ise hem o şahıstaki her ferdin nuru hayatıdır. Her ferdin nuru hayatıdır. Hem girdiği alemin ziyasıdır iman için. La ilahe illallah ise o nuru açar bir anahtardır. Bu ikinci şuadaki o la ilahe illallah mevzusuyla da alakadar aslında burası. Enaniyetini erittin su unsuruyla. Radyumvari Kur'an şuayla ne kadar yaktın? Enaniyetini. İmanın nurunu ne kadar cilalandırdın, parlattın, ışıklandırdın, o kadar bu dünyada ahiretin temessül belki tereşü ediyor. Burada, evet. Tekrar yani okuyayım. Ahiretin meyvesini burada evet. Tezahür ediyor. Burada tezahür ediyor. Yani enaniyetini su unsuruyla ne kadar erittin? Radyumvari Kur'an şuayla ne kadar yaktın? İmanın nurunu ne kadar cilalandırdın, parlattın, ışıklandırdın? Burada o kadar bu dünyada ahiretin temessül belki tereşü ediyor. Bu şeydi. Allah'ın ahirette göreceğini. Evet. Allah burada yaşıyor. Bu manada yani. Bu he. Çünkü mesela avamın beklediği cenneti havas bu dünyada yaşıyor. Yani dolayısıyla ahirete iman nispetinde ahireti dünyada yaşıyorsun. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor yani o insandaki ahiretteki o esması kendine ismi azam. Perdesiz tecelli edecek ismi bu dünyada yaşıyor. Aleminde yaşıyor, iç aleminde. Cennet asa bir bahçe oluyor. Marifetullah'ın anında nispetli. Evet. Yani burada marifetullah nurlarının anlaşılmasıyla insanın kendine ait ismi azamı ve sırrı iadiyeti ortaya çıkıyor abi. Kendi aleminde çıkıyor. Kendi aleminde. Yani o zaman da ahireti burada yaşamaya başlıyor işte. Çünkü vücudu meydana getiren %76 su ya, su unsuru. Su unsuruyla alakalı hayatını, sünnet-i seniye denilen Musevi meşemi, musallaştırmak sünnettir yani sünnet-i seniye. İşte hava unsuru dimağına, nur unsuru kalbine, ne kadar hakim olursan, marifet üçünün cemi, marifetullah'tır. O zaman o marifette muhabbet yeşermeye başlıyor. Nasıl ki üçünün neticesi marifet, marifetullah. Onun marifetullah da muhabbetullah'ın zemini. Muhabbetullah da müşahadetullah'ın. Müşahadetullah da lezzet-i ruhaniyenin. Artık burada o latif, lahuti şeyler hazretleri yaşıyor. Nur'un sonunun zahiri tarafına nemrutluk diyebilir miyiz abi? Yani şeydir, nur unsuru... Yani zahirdeki ateş tarafına nemrutluk diyebilir miyiz? Onu da İbrahim'le, yani şeydir, İbrahimileştikçe... Ademi vücut. Terbiye edildiği. Tabii Adem, var zaten. Var tabii çünkü İbrahim'in zıttı neyse. Mesela oruç diyor, nefsin firavunluk cephesine darbe vurur. Oruç böyle cinselliğe pek değil yani. Açlığa da değil. Oruç susuzluğa vuruyor. Vücudun %76'sı su. O zaman oruç su unsuruna vuruyor. O zaman su unsura vurunca cinsellik de sudur. Kan da sudur, kan. Yani dolayısıyla bu iki şey kontrol altına alıyorsun iki kanalı. Onun için oruç firavunluk cephesi. Yani firavun suda boğulduğu için o suda boğuyorsun. Nasıl boğuyorsun? Musallaşınca. Yani musa şeriattır. Değil ölçüde. Evet. Musallaşmak demek şeriat demek yani eylemci demek. Alemci değil, eylemci. Şeyse İbrahimileşmek. İbrahim'i dimağa bakıyor. Tevhidin bürhanları. Evet. La hübbil akili. Şey diyor. Diyelim. Tefekkür ve şefkat. Tefekkür ve şefkat. İbrahim'i bir meşre. Dolayısıyla bu asırdaki cehennem şovu, sokağa tut git çıkın. 10 kişiden 9'u rahatsız. Ne? Psikolojik rahatsız. Sıkıntım var. Kendimi iyi hissetmiyorum. İyi değilim. Takıntım var. Herkes rahatsız. Psikoloji rahatsız. Şu 10 kişiden çok olmadım. Belki de 7-8'i psikolojik hap kullanıyor. Sebebi akıl ona hakim.
insan aklına hakim olsa, o zaman İbrahimleşiyor. İnsan nasıl aklına hakim olur? Tefekkür ve şefkatle. Eğer aklına hakim olamazsan, İbrahim'in zıttı olan Nemrut sana hakim olur. O zaman kafa, yani düşünceler sana ateş oluyor, ateş çemberi oluyor, cehennem oluyor. Şefkat senden öteye bir şey değil, aslında sana bir şey ya. Burada tabii canım, yani. Sende gelişen. Allah Allah. Mesela şöyle diyeyim, çok özür dilerim. Cinsellik. Oradan bir şey almıyorsun ki. O halkın nazarında. Elma. Dilini sürüyorsun. Lezzeti alan dil değil ki. Dil de ortaya çıkıyor. Dil sinirleriyle beyine gidiyor. Beyinde zevk alınıyor. Yani sende uyandırılıyor. Cinsellik de öyledir. Elma da öyledir. Armut da öyledir. Yani dokunma, işitme vesaire. Hep sende uyandırmıyor. Bu ona alet oluyor. Şefkat de öyle. Mesela diyelim ki çocuğu seviyorsun. Ve çocuğa sonra katkı sağlıyorsun öpmeyle. Aslında sende uyanan çocuk ne yapıyor? Sendeki şefkati uyandırıyor. Peki çocuğa karşı şefkati uyanınca sen şefkatten lezzet alıyorsun. Çocuğa onun bedeli olarak ben bana bu lezzeti yaşattın, bu şefkat halini yaşattın, al sana bir çikolata. Aslında sen şefkatinle çocuktan aldığın şefkatinle çikolatadan fazla bir duygu yaşadın. O hali yaşayınca hani diyorsun ah bir çocuk sarılsa bana. Ondan sonra çikolata veriyorsun. Sebebi içindeki yanan korkunç bir mamayı dağ ağzıyla volkanla dışarı patlatıyorsun. Aslında şefkat batındaki zevktir. Hariç değil. Hariç de tezahür eder. Yani şefkat hep biz zannetmişiz. Karşıya şefkat. Hayır. Yani aslında şefkat de sendeki birçok şey ortaya çıkıyor. Tabii. Kendine bir şey yapmış oluyor. Yani sende uyanan olmasa sen o komşuna, açına tabak götürür müsün? Ona ekmek verir misin? O para verir misin? Onu öper misin? Ona çikolata verir misin? Sende bir şey oldu demek ki. Daha önce yok. Nemrutsan kafan cehennem. Nemrut'un ateşidir. Dikkat edersen Nemrut'un sapanı var. Sapanla oraya attı İbrahim'i. Sapan iki ayaklıdır. İşte İbrahim buradan geçti. Bu sapandan geçti. Ayağı, birisi şefkat, birisi tefekkür. Bunun zıttı. Yani düşünmemek. Ondan şefkatin zıttı gaddarlık. Yani şeyi düşün. Fıtratı yaşamak. O zaman ne yaptı? Bu cehennem oldu. Bu cehennem oldu. Üçüncü bir unsur var. Nur unsuru. Enfusi'dir. Enfusi peygamberler. Mesela şeydir. İbrahim'in yanında bir tane de var. İsa aleyhisselam var. Musa'nın yanında birisi de var. Nuh aleyhisselam. Nuh aleyhisselam var. Suda muvaffak o. Ötekisi içinden, dibinden geçti. Ötekisi üstten geçti. Birisi dipten geçti, birisi üstten geçti. Tamam mı? Şey de öyle. İbrahim de öyle yani. Tamam mı? İbrahim de zahirde şey ama İsa öflemesiyle diriliyordu. Çünkü İsa aleyhisselam ruhla, bu kafa Meryem, vahiy kulağa geliyor. Meryem erkek görmedi, kulağımız zarı bozulmuyor. Vahiy ile kafa dölleniyor. Dima bütünlüğe geliyor, yedi mertebesi. Konuşunca hikmetle konuşuyorsun. Karşıdaki gafil veya bu işten uzak olan dinsiz vesaire hidayete geliyor. Oluyor efendim ruhla diriliyor. Peki burada keselim. Nur unsurunu da başka şey zeminde yapalım. Fatiha'nı çek o zaman. Allah rızası için. Allah rızası için.